Burnuna sok toprağı, burnuna sok. Kulağına da sok kulağına. Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Çok ayıp. Öyle deme Leyla ablacığım, sen bilmişsin. Ben durakta yatarken Sehan abicim böyle ben uyurken böyle bardaktan bardağa hop hop diye su boşaltıp beni rüyamda işetti, biliyor musun? Aynısını yap, aynısını yap. Yapacağım. Ulan Ali Kefal ne yapıyorsun lan? Eşeğin sıpası, dalga mı geçiyorsun benimle? Ne oluyor ya? Ha? Sen gene burada mı yatıyorsun? Senin evin yok mu oğlum? Allah Allah, evine git be. Baba benim yatacak evim olsa ben gerizekalı mıyım? Bu durakta bu rahatsız divanda yatayım. Her tarafım ağrıdı zaten. Boynum tutuldu, omzum tutuldu, sırtım, böğrüm hepsi. Ya para yakıydı, adam gibi bir şey al şuraya ya. Çok özür dilerim beyefendi. Efendim ben yakında buraya çift kişilik bir kuş tüyü yatak alacağım. Merak etmeyin. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle ha? Arkadaş, sen nerede olduğunun farkında mısın? Burası durak. Burası 10 kişinin ekmek kapısı. Hadi evine hadi. Yapma yapma ya. Zaten kaygaram kapının önüne koydu. Günübük boşanma davası açıyor. Bir de sen yapma, ben mahvoldum. Mahkemeye vermişler beni ya. Niye anlıyorsun evladım ya? Ya durup dururken niye boşansınlar seni? Dalga mı geçiyorsun? Sadece doğru yola gelmen için biraz göz daha veriyorlar. Yoksa mahkeme falan açacakları yok, Allah Allah. Evet Sinan abi ya, boşuna korkuyorsun. Dava açmazlar. İyi günler. Sinan Kaya'yı aramıştım. Ben avukatım. Ben Sinan Kaya. Avukat mı? Abo. Yoksa Milli Piyango Dairesi'nin avukatı mısınız siz? Yoksa bana büyük ikramiye çıktı, onun müjdesini mi vermeye geldiniz? Hayır, ben Gülbin Kaya'nın avukatıyım. Yarın boşanma davanız var. O konuda konuşmaya geldim sizinle. Sen benimle ne konuşacakmışsın kardeşim? Size önerim şu Sinan Bey. Bize zorluk çıkartmayın. Gelin yarın güzelce anlaşarak bu işi halledelim. Ayrılın gitsin. Bana bak. Burada ayrılacak bir tek şey varsa o da senin çenendir. Sen kim oluyorsun da beni karımdan ayırmaya kalkıyorsun lan? Sinan Bey sakin olun. Bir dakika oğlum. Tamam baba, tamam. Bana bak kardeşim. Biz Gülübük'le birbirimize aşığız. Biz birbirimizi seviyoruz. Biz iyi bir aileyiz. Hatta biz güzel bir aileyiz. Mutlu bir aileyiz. Sen bu yuvayı bozabileceğini mi zannediyorsun? Bana bak. Sakın benim mutluluğuma, aileme, çocuğuma dokunma. Dokunursan yemin ediyorum çeker vururum seni. Hadi dışarı. Ali Kefal, bana demli bir çay kah. Zeyno'cum hadi dağıt da ağız tadıyla bir yiyelim yavrum. Ay Zeyno'cum sen şimdi böylece arkadaşlara birer tane ver, ben gerisini alırım. Yok artık Narin ya, bir tepsi lokmayı mı yiyeceksin? Kilona biraz dikkat etsene. Ay senin benim kilolarımla alıp veremediğin nedir yani? Hep benim kocam beni böyle şişman sever. E çünkü adam seni hiç zayıf görmedi ki öyle sevsin Narin. Sen hep şişmandın. Belki birazcık kilo versen seni öyle daha çok sevecek he? Sen zayıfsın da ne olur? Evde kaldın, kız kurusu oldun, çık bacak. Şazimet ablam, lokmayı niye döktün? Ah Zeyno'cum, benim ahdım vardı. Gülben Sinan'dan boşanır boşanmaz lokma döktüreceğim diyordum. Yarın mahkeme var. Avukatın dediğine göre kesin bitiyor. Onun için lokma döktürdüm. Yuva yıkılacak diye lokma döktüren de ilk defa duyayım. Ya sen annemin hayırlı bir şey için lokma döktüğünü gördün mü hiç ya? Tarzı değil, huyu kurusun. Gülben, bundan daha hayırlı bir şey olabilir mi? Sen o asalak kocandan kurtulacaksın ki yakışıklı, kültürlü, zengin bir adamla yeni bir başlangıç yapabilesin. Ya ben yeni bir baba falan istemiyorum, ben memnunum. Oğlum merak etme, ben de yeni bir koca istemiyorum. Anneannen kendini alsın o kadar meraklıysa o zengin, yakışıklı, kültürlü kocayı. Dırın 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 dırın. İyi günler kuaför camiası, nasılsınız bağlım? Eks damat. Hoş geldin. Eks damat mı? Ne eks damadı ya? Ağza bak ağza, ben eks damat falan olmak istemiyorum. Gülübük bak, sana çiçek pazacından sarı laleler aldım. Sinan defol git, senin yüzünü falan görmek istemiyorum. Yapma ne olursun Gülübük, her şeyi yap ama ne olursun benden boşanma. Sen benden boşanırsan ben ölürüm.
Geberirim, intihar ederim. Her şeyi yaparım yani, ne olur. Ah, ağzından bal damlıyor senin bugün. Hadi inşallah, tez vakitte. Ya Şazimet abla, ağzından bir kere de hayırlı bir şey çıksın Allah aşkına ya. Sinan abicim, lokma yer misin? Lokma yerim tabii, neden yemeyeyim? Lokma yapmışsın, kim yoktu bu lokmaları? Ahtım vardı ekstamat. Gülbin seni boşayınca lokma döktüreceğim demiştim, döktürdüm. Sinan abi, sırtına vurun. Ay adam ölür. Baba iyi misin? Ya kaygana var ya, çok hainsin, çok zalimsin, çok şeysin ya, vicdansızsın kaygana. Parça tesirli lokma tökmüşsün, ölüyordum neredeyse. Bu gırtlağımda kaldı bu az. Vallahi Safiyeciğim, eline sağlık. Bugün yemekler harika olmuş. Ay afiyet bal şeker olsun. Hadi bana müsaade, alasmadık. Dur. Falıma bakmadan bırakmam Safiye abla. Hadi bakayım bari. Tırın, 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 tırın. İyi günler Akasya Dur abi, onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Şiren ne yaptın oğlum? Barışabildin mi karınla? Yok baba, maalesef. Kaygınam şanzıman kafaya takmış, Gülübük'le beni boşamak için yemin etmiş. Aa, senin için kararmış be kızcığım. Bak şurada bir kadın var, görür müsün? Böyle dimdik arkanda durur. Var mı öyle biri? Olmaz mı kaynanam? İnanmıyorum ya, falımda bile çıktı. Benim fallarım çıkar zaten. Mahallenin kadınları bir işe yapmadan evvel bana fal baktırırlar. Ona göre işe kalkışırlar, bilir misin? Tırın. Tırın. Tırın 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 tırın. Bir planım var baba. Ne planıymış abi bu? Ne planı? Sayfa yenge, sen fal bakıyorsun değil mi? Görmez misin be Sinancık, bakarım ya. Çok güzel. Peki baktığın falların hepsi çıkar değil mi? Evelallah. O zaman ben Gülübük'le barışmanın yolunu buldum baba. Yok ya, nasıl buldun bakayım, nasıl barışacaksın? Şöyle olacak baba, ben Gülübük'le şanzımantı buraya çağıracağım, kahve ikram edeceğiz. Sayfa yenge de onların fallarına bakacak. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun ya? Kaynanam boşanma davası açmış. Sen bir fincan kahveyle kandırabileceğini mi sanıyorsun? Şimdi ağam, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Ama öyle lafın geniş işte. Yok baba, öyle değil. Ben bir fincan kahveyle şey yapmayacağım, kandırmayacağım. Ben Sayfiye yengeyle kandıracağım. Nasıl yani? Şöyle yani, şimdi sen hepimizin falına bakacaksın. Mesela Seyit'e diyeceksin ki, çok yakın zamanda eline büyük miktarda bir para geçecek diyeceksin. Sanki sayısaldan ikramiye çıkmış gibi kandıracağız onları. Sonra benim için diyeceksin ki, çok ünlü biriyle tanışacaksın diyeceksin. Ben ünlü birini bulacağım, kayganamın yanına götüreceğim. Kayganam şanzıman içinde diyeceksin ki, çok az ömrün kaldı, öleceksin diyeceksin. Allah korusun. Ben böyle bir şeyi hayatta söylemem. Ya bir dakika Sayfiye yenge, hemen itiraz etme. Rol icabı oyun olsun diye kayganamda az ömrü kaldığını öğrenince iyi bir insan olacak, bizi boşatmaktan vazgeçecek. Yok yok, beni bu işe karıştırmayın. Ya bir dakika şimdi. Böyle bir teklife ben de hayır derim ama sırf bu iki gencin evlilikleri aşklarını sürsün diye sen bu işi yapmaya mecbursun Safiye. Hadi ver oğlum telefonu da ben bir Gülbinleri arayayım. Sağ ol baba. Bak Gülbin kızım, ben sizi buraya yani kocanla barışasın ve bu boşanmadan vazgeçesin diye çağırdım ama anladığım kadarıyla siz kararınızı vermişsiniz galiba. Evet Nuri baba, biz kararımızı verdik. Ben gemileri yaktım, dönüş yok artık. Ben isterdim ki bu aile yıkılmasın. Can anasız babasız büyümesin. Ama madem ki karar verdiniz, dönüş yok, benim artık bir şey söylememe de gerek yok. Ha şunu bileydin Nuri Bey, o güzel ağzını yorma. Madem kahvelerimizi içtik kapattık, hadi Safiye abla hepimize fal bak. Hadi bakalım. Olur bakayım. Ha. Ne görürsün yenge? Artık 3 vakte kamı desem, 5 vakte kamı desem sana çok bağlı büyük bir kısmet var. Ne kısmeti yenge? Artık lotomu desem, totomu desem, piyangomu söylesem çok büyük bir para kazanacaksın. Ağzın bal yesi yenge. Ya Safiye abla, bana da bakar mısın? Bakayım tabii bakayım. Şuraya bak, kocaman bir at çıkmış falından. At mı? Benim atla ne işim olur Safiye abla? Ayol atçı olan bizim ex damat. Onun ne işi olur fallar karışmış olmasın? Eze be eze.
Artık onu bunu bilmem Mert'cim. Ama sen bu ata binmişsin. Dört nala gidersin. Hayırlara vesile olur inşallah. Sayfi yenge, bir de benimkine baksana. Bakayım tabii. Biraz ağırlaşmış fincan. Oo, sen bir iki güne kalmaz çok ünlü biriyle tanışacaksın. Ama çok çok ünlü biri. Bu artık oyuncu mu desem, artist mi desem öyle bir şey. İlahi Safiş, bu üçkağıtçının artistle ne işi olur ayol?